Manşete hoş geldiniz. Türkiye Sedat Peker'i konuşuyor. Türkiye Sedat Peker'i tartışıyor. Titanik batıyor, filikalar yetmeyecek dedik. Bunu neden söylediğimizi birkaç dakika içinde anlayacaksınız, gelişmeleri toparladıktan sonra. Türkiye çok fazla gündeme giremiyor. Türkiye'de yayın yapan zaten televizyonlar, gazeteler hiç gündemi konuşamıyor. Bağımsız yayın yaptığını söyleyen kimi YouTube hesapları veya işte Periskop vesairede de çok fazla konulara girilemiyor. Onları da anlayışla karşılıyoruz. Kolay değil. Onlar da kadın peti satışı yasak mı, serbest mi? İşte Tayyip Erdoğan önüne konulan su bardağı niye kaldırıldı? Bunun üzerinden polemiklerle veya bunun üzerinden tartışmalarla yürüyorlar. Erdoğan iktidarı hayatın her alanında çöktü. Bunu görüyoruz. Mesela bir çizgi film yaptılar ve o çizgi filmin arkasında duramadılar. Ve bu çizgi filmle artık unutulan, konuşulmayan 128 milyar dolar nerede sorusunu tekrar gündeme taşıdılar. O arada kendine dezenfektan sattığı ortaya çıkan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı da dezenfektan olayıyla gündeme getirdiler. Ve bu video AKP'nin PR'ına yaramadığı gibi, kötü bir halkla ilişkiler çalışması olduğu gibi bilakis kendini vurdu. Öyle ki artık sohbet odalarında AKP'li gençler bile nasıl böyle bir şey oldu falan bunu konuşuyorlar. Yani neden böyle bir reklam yapıldı? Neden bu şekilde lanse edildi? Sonra niye kaldırıldı? Yani maksat hasıl oldu diyorlar kaldırdıktan sonra da. Maksat hasıl olmuş olsun veya olmasın, o orada durur yani. Hem YouTube'dan hem Twitter'dan sildiler. Ama tabii bunu bizler de ya başına geleceği tahmin ettiğimiz için kaydetmiştik, oradan veriyoruz. Bir diğer konu Sedat Peker. Erdoğan iktidarı hayatın her alanında öyle çöktü ki Sedat Peker açıklamalarıyla konuşuyor ve açıklamalarıyla iktidar ona cevap veremiyor. İktidar kendini savunamıyor. İktidar Sedat Peker'in açıklamalarına karşı anca onu itibarsızlaştırmaya çalışıyor ki zaten itibarlı bir adam değil. Anca işte efendim soruşturma açtık, bir suç örgütüdür falan diyor ama altını dolduramıyor. Çünkü Sedat Peker suç örgütü deyip de faaliyetlerini sıralamaya kalktıklarında kendileri de okkanın altına gidecekler. Çünkü Sedat Peker bir gün bile resmen devlette çalışmamış bir adam olduğu halde benim hayatım devletin içinde geçti diyor. Sedat Peker olayını yönetemiyorlar ve Sedat Peker'e cevap veremiyorlar. Sedat Peker, Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'ı çok yaraladı. Tolga Ağar yarın öbür gün siyaseten nereye gitmeyi hedefliyorsa şu anda iki paralık bir şeysi var, itibarı var. Ama Türkiye bilinmez bir süre sonra tekrar temizlenmiş olarak, aklanmış olarak, tırnak içinde söylüyorum, dönebilir. Nitekim Mehmet Ağar'ın da bir dönem yüzü yerdeydi ama kalktı, işte küllerinden çıktı, doğruldu. Bir şeyler yapıyor ve şu anda oğluyla beraber Yalıkavak Marina'nın sahibi ve işletmecisi durumunda. Milyar dolarlık marina. Tüm hayatı boyunca devlette çalışmış ve devletten aldığı maaşla geçimini ve ailesinin geçimini sağlamış biri için bu nasıl olabiliyor? Ve aynı marinada işte Korkut Eken'le, Engin İnan'la ve işte Alaattin Çakıcı'yla falan poz veriyor ve bir yerlere mesaj veriyor. Bunlar nasıl oluyor? Evet, kimsenin bunu takip edeceği yok. Çünkü devletin, yani çeteleşmiş bir devletle bir çete başının mücadelesini veya polemini izliyorsunuz. Anketler. Anketlerde AKP baş aşağı gidiyor ve AKP anketlerdeki durumunu tersine çeviremiyor. Kimi anketlerde 30'larda, kimi anketlerde 27'lerde. Pandemiyi yönetemiyor. Pandemiyi yönetemiyor derken bu videoda Sağlık Bakanlığı'nın sosyal hesaplarında yayımlandı. Ve bir şekilde bu animasyonlara, bu çalışmalara milyonlar harcayıp algı çalışmasını tersine çevirebileceklerini düşünüyorlar ama AKP pandemi meselesini de iyi ve doğru yönetemedi. Sağlık Bakanı artık insan içine dahi çıkamıyor. Sadece görüntülü mesaj çekip paylaşıyor. Eskiden kendi ayarlanmış muhabirleriyle basın toplantısı yapardı. Onu da bıraktı. Söylediği her şey yalan çıktı. Ve kendi sözlerine kendisi uymadı. İşte efendim sosyal mesafeye dikkat edin dedi. Kendisi sosyal mesafeye dikkat edilmeyen cenaze törenlerine katıldı vesaire. Şimdi işte bu tür çizgi filmlerle falan, algı çalışmalarıyla durumu yönetmeye çalışıyorlar ama baş aşağı gitmiş haldeler. Pandemi yönetilemedi. Birazdan pandemiyle ilgili konular geldiğinde bakarız. Bir diğer konu ekonomik krizi yönetemediler. Merkez Bankası'nı yönetemediler. 128 milyar nerede sorusu onları dağıttı. Bir türlü buna cevap veremediler. Hemen her konuda da geri adım atıyorlar. Hemen her konuda da işte siliyorlar. İşte biraz evvel reklamı sildikleri gibi. Saadet Partisi bir reklam paylaşmış. Bunu silmeyeceğiz diye. Pandemi Otel. Evet. Sesini aldım. Siz görüntülü bakabilirsiniz. Evet. Sıcak kumlara bırakmanın vakti geldi. Aşıda rezervasyon vesaire. Bu videoyu silmeyeceğiz falan diye. Saadet Partisi böyle reklam yapıyor. Ekonomik kriz yönetilemedi. Merkez Bankası yönetilemedi. 128 milyar doların hesabı verilmedi. Dolayısıyla AKP bir anlamda hayatın her anlamda her alanındaki çöküşünü sürdürüyor. Gençleri yakalayamadı. Z kuşağını yakalamak için işte yaptığı çizgi filmler falan ortada. Gençleri yakalayamadığı gibi olanı da kaybetmeye başladı. Çünkü sohbet odalarında konuşan, tartışan AKP'li gençler ver yansın ediyorlar. Biraz evvel söyledim, kendini savunamıyor, herhangi bir kadrosu yok ve olan kadrosu sürekli üst üste çuvallıyor. Ve sadece Sedat Peker'in hedefinde olan isimler değil, Mehmet Ağar gibi, Tolga Ağar gibi, Serhat Albayrak gibi vesaire değil, jandarma genel komutanı falan gibi isimler de, yani askeri, sivili, bürokratı herkes birer birer batıyor. Bugün biraz bunları biraz daha detaylı konuşacağız. Gazete kapaklarıyla dilerseniz başlayalım. Daha sonra da gündeme geçelim. Bir dokun bin hal işit manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam. Hal esnafını dolaştık, halini sorduk. Bin ah işittik, herkesin derdi dünyadan büyük demiş ve bir hal fotoğrafı eşliğinde. Bir Gün Gazetesi çok konuşulan bir manşetle çıktı. Vurma kadehi ustam, yeni yasak yolda, belediyelerin yetkisi tırpanlanıyor. İçişleri Bakanlığı içkili yer açabilmek için kolluktan izin alma şartı getiren bir taslak hazırladı diyor. Özgür Politika, bir çiçek değil mezar taşı istiyoruz. Hanım Emine Lütfiye, Leyla ve Rasmiye 40 yıldır Kürt halkına karşı sürdürülen kirli savaşta kızlarını, oğullarını, eşlerini kaybeden anneler. Hürriyet'in manşeti, magazini, sporu falan önemli değil. Şu şey çok ilginç. Haftaya nasıl açılacağız? Biliyorsunuz açılma takvimini Turizm Bakanı'ndan duydu Türkiye. İçki yasağının nedenini de İçişleri Bakanı'ndan duydu. Sağlığımız için içkiyi yasakladık diye. Turizm Bakanı da daha kapanmanın başında, kapanmanın sonunda, yani 17 günlük kapanmanın sonunda vaka sayılarını o 5000'in altına çekeceğiz açıklamasıyla hedefi de gösterdi. Türkiye hiçbir şey yönetemediği gibi bunu da yönetemiyor ve belli ki işte kapanmadan sonra yaz da gelecek, turizm de açılacak, vaka sayılarını 5000'in altında göstereceğiz ve dolayısıyla hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz diyor. Karar Gazetesi tabii buna inanmıyor. 16 Nisan vaka sayısı 63.000, test 320.000. 8 Mayıs vaka sayısı 18.000, test 228.000. Burada en önemli konulardan biri test olması, test yaptırmak. Bakın benim yaşadığım İngiltere'de öğrencilere haftada 2 kere test yapılıyor ve kendi testlerini kendileri yapıyorlar. 30 dakikada da sonuç alıyorlar. Benim oğlum 7. sınıfa gidiyor ve haftada 2 kere kendi Covid testini kendisi yapıyor. Online olarak da sonucu okulun internet sitesine giriyor. Sabahleyin de okula bu sayede gidiyor. Evlere gönderilen test kitleri son derece pratik bir şekilde bir öğrencinin dahi kendi başına uygulayabileceği pratiklikte ve 30 dakikada sonuç alıyorsunuz ve bunu haftada 2 kere yapıyorsunuz. Test sayısını artıracaksınız, artı aşılamayı artıracaksınız. Benim yaşadığım İngiltere'de 5 Kasım'dan 12 Nisan'a kadar tam kapanma vardı ama bu tam kapanmanın 3. ayında, yani Ocak ortasında vaka sayıları 50-60 bine çıktı. Ölümlerde 1500'leri zorladı günlük. Ama nasıl bunu tersine çevirdiler? Aşılamayla. Kapanma, test ve aşılamayla. Kapanma palyatif bir tedbir. 3. sırada. İlk 2 sırada test ve aşılama var. Kapanmayla biraz daha salgının yayılmasını engellemeye veya dengelemeye çalışıyorsunuz. Korkusuz'un en alttaki haberine bakacağız bugün. Korona nasıl bulaşmasın? Neden maske takmadın? Çünkü poşeti açmak için elime tükürmem lazım. Keşan'da bir pazarda maske takmayan esnaf diyor ki neden maskeniz yok sorusuna şu cevabı veriyor. Pazarcı, daha doğrusu esnaf değil pazarcı. Kuru parmakla poşeti açamıyorum. Elime tükürdüğüm için maske takmıyorum. Milliyet gazetesi kriptolu yok oluş manşetiyle saraya selam çakmış. Biliyorsunuz saray kripto parayla mücadele halinde ve bir biçimde bunu kayıt dışı olarak algılıyor sistem. Yerli bankalarda veya yerli araçlarla tasarrufunuzu değerlendirin veya yatırım yapın mesajı veriliyor ama insanlar zaten yerli araçlara güvenmedikleri için kripto para yatırımı yapıyorlar veya işte yabancı veya işte sınırların dışında alternatif arıyorlar. Sözcü gazetesi, muhalefet esasen Sedat Peker'in iddialarına hiçbir şey demedi ama işte Meral Akşener'in sözlerini öne çekmiş. İddialar vahim, ortaya çıkanlar tam bir rezalet. Güzel. CHP ise bu konulara hiç girmiyor ilginç bir şekilde. O Süleyman Soylu'yla ilgileniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Soylu var. Bana göre suç diyor. İyi de siz kimsiniz? Bana göre suç demesi de Süleyman Soylu'nun işte Ekrem İmamoğlu elleri arkada türbe gezmesi meselesi. Bana göre suç demişti Süleyman Soylu bunun için. İşte suçun bana göresi, sana göresi, ona göresi yok ama işte devleti ele geçirmiş bir şebekeden bahsediyoruz. O şebekenin suç tanımı da değişiyor yani. Yeni Asya kınamak yetmez, İsrail'i durdurun manşetiyle çıkmış. Evet, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'nden itibaren başlayan tazyiki ve Müslümanlara dönük saldırıları konuşuluyor. Bununla alakalı Talha Uğurlal kendi hesabından görüntüler paylaşmış. Şimdi onu ekrana getireceğim. Evet. Burası Mescid-i Aksa avlusu değil. Mescid-i Aksa Kıble Camii'nin içi, görüntüler bu sabah çekildi diyor. Evet, izliyorsunuz. Bu sabah çekilen görüntüler. Bir yönüyle gerçekten dehşet verici, bir yönüyle de 70 yılı aşkın bir süredir İsrail bölgesinde alan genişlete Filistinlilere bir avuç alan bıraktı ve şu anda o alanın üzerinde de tepiniyor. Dünya seyrediyor. Her defasında sert açıklamalar, Türkiye dahil, sonrası yok. Bir yönüyle bu. Diğer yönüyle Türkiye'ye bakan tarafı da şu: bu görüntüleri birinin cep telefonu kamerasından veya bir amatör kameranın çektiği görüntülerden izliyorsunuz ve bir şekilde işte bu sizin evlerinize geldi bu görüntü. Mescid-i Aksa'daki bu görüntü. Bir yönüyle bu. Bir yönüyle de demek ki bu görüntüler ancak bu şekilde dolaşıma girebiliyor ve olayın dehşeti gözlere sokulabiliyor. Ve iktidar hesapları, iktidara yakın hesaplar Türkiye'de bunu böyle paylaşıyorlar. Fakat benzer bir konu Türkiye'de olduğunda, Türkiye'de bir cami içerisinde polis bu şekilde müdahale ettiğinde veya biber gazı sıktığında, o yasak, çünkü polisin bir özel hayatı var. Son genelgeyle de artık bu tür görüntüleri çekmek Türkiye'de yasaklandı. İsrail'de böyle bir olay olmadığı için rahatlıkla bu görüntüler çekildi ve dünyaya servis ediliyor. Türkiye'de olsaydı belki izleyemeyecektik. Evet. Böyle de bir fark var. Geçelim geçim derdine. Kronos paylaşmış, halkın %84'ü aylık 1 kilogramdan az et yiyor ya da hiç et yemiyor. Yumurta, tavuk ve balık tüketimi azaldı. Bu da Hürriyet'ten bir haber. Yağ tüketimi de azalmış. Sefalet endeksinde Güney Afrika'nın arkasından 2. sıradayız diyor Oxford Economics'in araştırması. Türkiye'yi Brezilya, Hindistan, Filipinler takip ediyor. En çarpıcı araştırma ise bu. Metropol Türkiye'nin nabzı, Nisan 2021. Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum diyenlerin oranı 26.6. Yani her 4 kişiden biri yani açlık sınırında ya da belki altında, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ama en çarpıcı olan soruya cevap da şu: tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum diyenlerin oranı Nisan 2020'de 26'ymış. Yani 4 kişiden biri her türlü ihtiyacımı karşılayabiliyorum. Bakmakla yükümlü olduğum insanlara bakabiliyorum. İşte tatilimi yapıyorum, borcum yok, kiramı, faturalarımı ödeyebiliyorum falan diyormuş. Fakat bu oran Nisan 2021'de bir yıl sonra 17.2'ye düşmüş. Yani 9 puan azalmış. Geçen sene %26 tüm ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum diyorken bu sene %17 tüm ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum diyor. %26 ise temel ihtiyaçlarımı dahi karşılayamıyorum diyor. Evet. Türkiye'nin vahim tablosu ve bunun sorumlusu önceki cuma Çamlıca Camii'nde bu kareyle ortaya çıktı. Bunun bir PR çalışması olduğu baştan hissedilmişti ama daha sonra ortaya çıktı. İktidara yakın bir hesap bunu böyle paylaştı ve işte Londra'daydı, Los Angeles'taydı vesaire gibi iddiaların bir anlamda önü alınmış olundu. Eski devrik Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak. Berat Albayrak ismi hep gündemde. Ağabeyi Serhat Albayrak'la birlikte son dönemde işte Sedat Peker'in üçüncüsünü yayınladığı videolarla. Sedat Peker o videolarda ki bunu dolaşıma girmiş bir kolaj. Ben yapmadım, Twitter'da gördüm. Daha önce ülkücü bir sembol, kurt işareti. Sonra kurt işaretinin yanında Rabia ve en sonda orta parmak. Evet. Çok güzel özetliyor Sedat Peker'in son 3-5 senedeki çizgisini. Çok fotoğrafı var. Herkesle var. Turgut Altınok işte Keçiören Belediye Başkanı'yla, dizi oyuncusu Oktay Kaynarca'yla, ama en meşhur fotoğrafta bu Tayyip Erdoğan'la görülüyor. Yaptığı açıklamalarda Mehmet Ağar polis katili birini deport kararını kaldırtarak Türkiye'ye getirtti. Masimov'u öldürtmek için. Masimov kim? Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marinası'na çöktüğü isim. Milyar dolar değerinde. Masimov'u FETÖ'cü gösterip limanına çöktüler. 4-5 ton uyuşturucu taşıyan yatların yanaşabileceği limana. Evet. Ergun Babağan demiş ki adam çok komik ama hem organize suç örgütü lideri değilim diyor, arkasından da milletvekilinin kemiklerini kırdırdım diye ekliyor. Sedat Peker'i kastediyor. Kemiklerini kırdırdım dediği milletvekili Feyzi İşbaşaran ona Londra'dan cevap vermiş. Sen benim muhatabım değilsin ama videoda adım geçtiği için bir iki şey yazmak istedim. Senin muhatabın hizmet ettiğin Erdoğan, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve seni yıllarca kullanan polis teşkilatıdır demiş. Evet. Sen nasıl bir delikanlısın ki bir AKP milletvekili Metin Külünk parti teşkilatı ve polisle anlaşarak bir tetikçini gönderip gözaltında elleri kelepçeli birine saldırıyorsun. Kemiklerim kırılmadı ama bir polisin parmağı kırıldı. O polise üzüldüm diyor. Evet. Seni kime şikayet ettim veya ediyorum? Şikayet etmem gereken kişi ve kurumlar senin sahiplerin zaten. Erdoğan ve ailesini tehdit ediyorsun. Seninle onların meselesi. Beni hiç ilgilendirmez. İstediğin kadar Hakan Fidan'a güzellemeler yap. Seni oralarda daha fazla öttürmezler. Gerisini MİT polis abilerine anlatırsın. MİT polis himayesinde mafyacılık oynamanın ömrü bu kadar. Umarım adil yargılanırsın. Cezaevinde başına bir iş getirmezler diyor Feyzi İşbaşaran. Feyzi İşbaşaran uzun yıllar Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la da çalışmış bir isim. Devleti biliyor. En son AKP milletvekiliydi. Ondan sonra siyasete veda etti ve bildiğim kadarıyla Londra'da yaşıyor. Epey bir zamandır. Şu sözleri önemli, bir kere daha tekrar edeceğim. İstediğin kadar MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a güzellemeler yap. Seni oralarda daha fazla öttürmezler. Gerisini MİT polis abilerine anlatırsın diyor. Ve Sedat Peker'in bulunduğu yerde pek de güvende olmadığını ima ediyor. Sedat Peker videosunda, 3 numaralı videosunda Dubai'de olduğunu açıkladı. Ondan önce Fas'ta olduğunu, ondan önce de Balkanlar'da olduğunu açıkladı, teyit etti. Ancak Fas'ta bir operasyondan kıl payı kurtulduğunu, Fas'a Ankara'nın işte Erdoğan'ın damadı üzerinden drone gönderdiğini, drone hibe ettiğini ve o dronelar karşısında işte İHA'lar, SİHA'lar neyse kendisinin talep edildiğini, iadesinin istendiğini ve tam iade edecekken, paketlenecekken gene aldığı bir haberle orada kalabalığa karıştığını ve Dubai'ye geldiğini söylüyor. Dubai'de de şeyhlere veya işte Dubai'nin idaresinde kim varsa onlara haberler uçurulduğunu ve onlar üzerinden iadesinin istendiğini, kendisiyle uğraşıldığını söylüyor. bir anlamda evet bir güvenlik tehdidi var. Bir anlamda da işte birilerini rahatsız ediyor. Bir anlamda da elbette birileri onun susmasını istiyor. Fakat işte mafya raconuyla veya işte çete raconuyla söylersek susturulmasını istiyor. Bu nasıl olacak, nereye gidecek göreceğiz. Dediğim gibi çok bildiğim, anladığım alanlar değil. Ben de hayretler içerisinde seyrediyorum. Evet, devletin geldiği durum. Devletin içine düştüğü durum. Ama aynı Sedat Peker bir dönem çok itibarlıydı, görüyorsunuz. A Haber 2016 Ocak ayında Sedat Peker'in barış akademisyenleri için oluk oluk kanlarını akıtacağız sözünü böyle manşete çekip Sedat Peker CHP ve HDP'yi çıldırttı diye başlık atıyordu. Halbuki Sedat Peker'in açıklamaları nefret suçuydu. Direklere asacağız, kanlarında duş alacağız diyordu yani. Uzun zamandır şu tezi savunuyorum demiş Savaş Genç. Bırakın demokrasi ve hukuk devletini, saray rejimi bir modern devlet bile değildir. Sedat Peker'in ifşa etmeye başladığı hadiseler karşımızda küresel suçlara bulaşmış azgın bir şebekenin var olduğunu gösteriyor demiş. Ahmet Dönmezse 2013'e kadar Erdoğan'ın en çok kullandığı cümlelerden biri şuydu. Artık bu ülkede çeteler dönemi bitmiştir, mafya dönemi bitmiştir. Sonra en büyük çete kendisi oldu. Şimdi ne kadar mafya, ne kadar çete varsa altın çağını yaşıyor, ülkeyi beraberce yağmalıyorlar demiş. Saadettin Tantansa reis iyi, çevresi kötü mealinde bir söz söylemiş. O mafyamsı tipler bir şey değil. Tayyip Bey o gücü onlara veren ve kendine bilgi aktarmayan zihinsel kuşatmayı temizlemeli demiş. Evet. O arada hatırlatalım. Sedat Peker'in Tolga Ağar'ın tecavüz etti dediği ve öldürttü dediği böyle iddialarda bulunduğu Yeldana Kaharman'ın otopsi raporu ortaya çıkmış. Elazığ'da bir yerel kanalda işte muhabirlik veya yayıncılık yapan bir isim, bir kadın, bir kızcağız. Boynundaki yumuşak doku, kemik ve kıkırdakta hiçbir hasar yok. Bu da Yeldana'nın öldürüldükten sonra asıldığı şüphelerini akla getiren bir durum. Evet. Yeni bir haber, 9 Mayıs tarihli. Panama'da bir gemide 616 paket kokain ele geçirildi. Varış noktası Mersin. Tıpkı o 5 ton ele geçirilen kokainin varış noktasında bir operasyon olmadığı gibi Mersin'de de bir operasyon olmadı. Bu geminin nereye gittiği, o paketi Mersin limanında kimlerin teslim alacağı falan hepsi belli olmasına rağmen İçişleri ve Jandarma eliyle devletin nasıl bir çete devleti halde geldiğini gösteren bir süreç bu esasen. AKP çocukları hesabında sadece İçişleri değil, Jandarma'nın da bu işin içinde nasıl olduğu, nasıl yer aldığı görülüyor. Evet. Tek tek fotoğraflar yayınlanıyor. İşte Tolga Ağar paylaşmış. Jandarma Genel Komutanı, aile dostumuz, değerli büyüğüm Orgeneral Sayın Arif Çetin Paşa. Evet. Başka bir mafya lideri Selahattin Yılmaz'ın Arif Paşa ile makamında fotoğrafları vesaire. Panama'da bir gemide 616 paket kokain ele geçirildi. Varış noktası Mersin. Titanik batıyor, filikalar yetmeyecek. Esasen bu laf benim değil. Bu laf Fikri Sağlar'ın, özellikle Sedat Peker'in açıklamaları sonrasında kurduğu bir cümle. Titanik batarken yaptığı anafor gemiden kaçmaya çalışanları da dibe çekti diyordu. Ben de devamla şunu söyleyeyim. Artık batan Titanik'ten kaçacak filika da bulamayacaklar. Çünkü o filikaların iplerini dişleyen önemli bir isim var. Sedat Peker. Sedat Peker tek tek onların filikalarını indiriyor, filikalarını batırıyor. Filikalarını kullanılamaz hale getiriyor. Evet, bir manşetin daha böylelikle sonuna geldik. Salı günü Güne Bakış'ta Turan Görür Yılmaz karşınızda olacak. Çarşamba günü biz 2 programla döneceğiz. Tekrar ekrana sabah manşet, hemen ardından da iki profesörle, Eser Karakaş ve İbrahim Öztürk'le özgür düşünceyi yapacağız. Hoşçakalın.